Bölüm 11. Lazar'ın ölümü. Meryem ile kız kardeşi Marta'nın köyü olan Beytanya'dan Lazar adında bir adam hastalanmıştı. Meryem, Rabbe hoş kokulu yağ sürüp saçlarıyla onun ayaklarını silen kadındı. Hasta Lazar ise Meryem'in kardeşiydi. İki kız kardeş İsa'ya, "Rab, sevdiğin kişi hasta," diye haber gönderdiler. İsa bunu işitince, "Bu hastalık ölümle sonuçlanmayacak. Ama Tanrı'nın yüceliğine ve dolayısıyla Tanrı oğlunun yüceltilmesine yarayacak," dedi. İsa Marta'yı, kız kardeşini ve Lazar'ı severdi. Bu nedenle Lazar'ın hasta olduğunu işitince bulunduğu yerde iki gün daha kaldı. Sonra öğrencilere, "Yahudiye'ye dönelim," dedi. Öğrenciler ona, "Rabbi," dediler. "Yahudiler demin seni taşlamaya kalkıştılar. Yine oraya mı gidiyorsun?" İsa şu karşılığı verdi: "Günün 12 saati yok mu? Gündüz yürüyen sendelemez. Çünkü bu dünyanın ışığını görür. Oysa gece yürüyen sendeler. Çünkü kendisinde ışık yoktur." Bu sözleri söyledikten sonra, "Dostumuz Lazar uyumuştur," diye ekledi. "Ama onu uyandırmaya gidiyorum." Öğrenciler, "Rab," dediler, "uyumuşsa iyileşecektir." İsa, Lazar'ın ölümünden söz ediyordu. Ama onlar olağan uykudan söz ettiğini sandılar. Bunun üzerine İsa açıkça, "Lazar öldü," dedi. "İman etmeniz için orada bulunmadığıma sizin yararınıza seviniyorum. Şimdi yanına gidelim." İkiz diye anılan Thomas diğer öğrencilere, "Biz de gidelim. Onunla birlikte ölelim," dedi. Marta ile Meryem'in yası. İsa Beytanya'ya yaklaşınca Lazar'ın 4 gündür mezarda olduğunu öğrendi. Beytanya Kudüs'e 15 ok atımı kadar uzaklıktaydı. Yahudilerin bir çoğu Marta ile Meryem'i kardeşlerinin ölümünden dolayı teselli etmek için yanlarına gelmişlerdi. Marta İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı. Marta İsa'ya, "Rab," dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum." İsa, "Kardeşin dirilecektir," dedi. Marta, "Son gün diriliş günü. Onun dirileceğini biliyorum," dedi. İsa ona, "Diriliş ve yaşam benim," dedi. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?" Marta, "Evet Rab," dedi. "Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim." Bunu söyledikten sonra gidip kız kardeşi Meryem'i gizlice çağırdı. "Öğretmen burada, seni çağırıyor," dedi. Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı. Hala Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler. Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. Onu görünce ayaklarına kapanarak, "Rab," dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmezdi." Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın ruhunu hüzün kapladı. Yüreği sızladı. "Onu nereye koydunuz?" diye sordu. Ona, "Rab, gel gör," dediler. İsa ağladı. Yahudiler, "Bakın, onu ne kadar seviyormuş," dediler. Ama içlerinden bazıları, "Körün
gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi? Dediler. İsa Lazar'ı diriltiyor. İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı. Girişinde de bir taş duruyordu. İsa, "Taşı kaldırın," dedi. Ölenin kız kardeşi Marta, "Rab, o artık kokmuştur. Öleli 4 gün oldu," dedi. İsa ona, "Ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi?" dedi. Bunun üzerine taşı kaldırdılar. İsa gözlerini gökyüzüne dikerek şöyle dedi. "Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim." Bunları söyledikten sonra yüksek sesle, "Lazar, dışarı çık," diye bağırdı. Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü bezle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa onlara, "Onu çözün ve bırakın gitsin," dedi. İsa'yı öldürme tasarısı. O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Ama içlerinden bazıları Ferislere giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler. Bunun üzerine başkâhinler ve Ferisiler yüksek kurulu toplayıp dediler ki, "Ne yapacağız? Bu adam birçok mucizeler yapıyor. Onu böyle kendi başına bırakırsak herkes ona iman edecek. Romalılar da gelip yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar." İçlerinden biri, o yılın başkâhini olan Kayafa, "Hiçbir şey bilmiyorsunuz," dedi. "Bütün ulus yok olacağına, al-Qurʼān'a bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. Bunu anlamıyor musunuz?" Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın başkâhini olarak İsa'nın ulusun uğruna ve yalnız ulusun uğruna değil, Tanrı'nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. Böylece o günden itibaren onu öldürmek için düzen kurmaya başladılar. Bu yüzden İsa artık Yahudiler arasında açıkça dolaşmaz oldu. Oradan ayrılarak çöle yakın bir yere, Efraim denilen kente gitti. Öğrencileriyle birlikte orada kaldı. Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. Taşradakilerin birçoğu bayramdan önce arınmak için Kudüs'e gitti. Orada İsa'yı arıyorlardı. Tapınaktayken birbirlerine, "Ne dersiniz? Bayrama hiç gelmeyecek mi?" diyorlardı. Başkâhinlerle Ferisiler onu yakalayabilmek için yerini bilenlerin haber vermesini buyurmuşlardı.